Volkan Konak Harbi Açık Hava'da muhteşem bir konser verdi. Volkan Konak'ın Harbiye konserinin büyük sürprizi kızı Derin'di. Konak'ın küçük kızı Derin konserde Titanic filminin meşhur şarkısını seslendirdi. Küçük yaşına rağmen genlerinden gelen rahatlıkla sahnede devleşiyor minik Derin. Konseri izleyenler o anda yeni bir yıldız doğuyor demekten kendilerini alamıyor. Şarkının sonunda gurur ve mutluluk var Volkan Konak'ın gözlerinde. Volkan Konak kızını sahneden uğurlarken duygusal bir espri yapıyor. Ben daha şarkı oldum. Aşkın Nur Yengi'nin Fera Filarmoni Orkestrası eşliğinde verdiği Harbiye konserindeyiz. Eski eşi Haluk Bilginer ve kızı Nazlı Bilginer Yengi'yi bu özel gecede yalnız bırakmadı. Nazlı Bilginer'le birlikteyiz. Annesi Aşkın Nur Yengi ile gurur duyuyormuş. Dünyanın en büyük gururu olabilir. Hep gözlerim doluyor izledikçe. Muhtemelen bugün de bir ağlarım yani. Geçtiğimiz hafta Haluk Bilginer kızı Nazlı'nın adını koluna dövme yaptırmıştı. Nazlı Bilginer babasının yaptırdığı dövmeyi beğendi mi acaba? Uzun zamandır düşünüyordu onu. Sonunda karar verdi, yaptırdı. Gördüğün zaman neler hissetti? Yaptım. Bana önceden söylemişti yaptırmadan önce. Vallahi şaşırdım açıkçası. Çünkü ya acır falan demiştim ama rahat etti yani. Güzel bir anı oldu benim için. Mabel Matiz konseri izlemeye gelen isimlerdendi. Konseri öncesi Aşkın Nur Yengi ile birlikteyiz. Harbiye'nin onun için çok farklı bir yeri varmış. 1990 yılında ilk çıktığım konser Harbiye. Açık havadaydı ve 10 şarkım vardı sadece. Finalde seyirciler memnundu ama yastık atmaya başladılar sahneye. Ve çok korktum, beğenmediler diye düşünmüştüm. Çünkü ilk defa çıkıyorum ve tanınmak ve tanınmamak arası bir durumdayım. Aşkın Nur Yengi'nin yılbaşında verdiği konserde sahneye eski eşi Haluk Bilginer çıkmış ve ortaya bu müthiş düet çıkmıştı. Bu konserde de sürpriz bir düet izleyebilecek miyiz acaba? Bugün konser günü oldu yani oturum düzeni itibariyle öyle bir şey yapmam. Bugün çünkü ben de bir yere dinlemek için gitsem bir arkadaşıma oturup keyfiyle dinlemeyi isteyen müzisyenlerdenim. Rahat etmek isterim, tamamen huşu içinde o kişiyi seyretmek isterim. O yüzden kimseyi yormayacağım, kimseyi bu konuda üzmeyeceğim. Benim şarkılarımla eğleneceğiz ama tabii küçük sürprizler var. Aşkın Nur Yengi, Mabel Matiz'le ilk karşılaştıkları anı anlatıyor.
değerli misafirlerim de var bu gece. Bu arada Mabel gelecek. Mabel evet. Bilmiyorum geldi mi ama daha gelecek. Biz göremedik. Evet evet gelecek o da. Mesela o da çok önemli. Onunla da bir başka bir anımız var. O da hayatında ilk defa Adana'daki bir benim imza günümde karşılaşmışız. O benden imza almış ama o zaman daha diş hekimiymiş. Onu anlattı bana. Ben çok heyecanlandım. Yılların içerisinde hayat nasıl dönmüş, nerelere getirmiş bizi. Sonra düşünsenize bir gün aynı sahneyi paylaşıp aynı şarkıyı söyleyip birlikte sizlere armağan ettik. Aslında çok önemli bir hatıra. Derya Ulu, Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi için Aşkın Nur Yengi'nin 1997'de çıkardığı Yabani adlı şarkıyı cover yaparak yeniden söyledi. Bakın Aşkın Nur Yengi, Derya Ulu'nun yorumuyla ilgili neler söyledi. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Yeni versiyon tabii ki, o benimkinin aynısını yapamazdı. O da yeni jenerasyonun dinlemek istediği tarzda yapmış. Ben beğendim. Benim beğenmemin dışında Şehrazat albümü bu. Dolayısıyla onun beğenmesi de... Çok özür dilerim ama Aslı'nın aynısı olmasının ama imkanı öyle, yok. Öyle demeyelim, öyle i̇mkanı demeyelim. Yok. O başka biri, ben başka biriyim. Ben böyle biliyorsunuz çok da birbirine insanları böyle laf atmasını pek sevmem. Ben abla, onların ablalarıyım artık yani öyle bir şey yapmak istemem. Hep yorumlar yapıldı şarkıyla ilgili. Hani biraz okudum. Hatta başında da bana sormuş, çok nezaket dolu bir davranış bence bu. Bana haber yolladı, ben dinledim. Daha çıkmadan. Hatta bir iki tane bir şey ekledim, söyledim ona. Ama artık galiba zaman geçmişti ve yayına girmek üzereydi şarkısı. Biraz daha benim bazı şarkının belli yerlerindeki introların melodilerini onları atlamasın diye haber yolladım ama onu kullanmamış. Dokunuş. Belki oralar birazcık daha olabilirdi. Olsaymış demek. Ama tabii diyorum ya, yorumlar. Bu yeni jenerasyon aranjman anlayışı. Yani bizimki bambaşkaydı. Bu bambaşka. O yüzden yine de yüreğine sağlık. Sohbet sonrası şık sahne kıyafeti ve unutulmaz şarkılarıyla Aşkın Nur Yengi sahnede. Aşkın Nur Yengi konser heyecanını seyircisiyle böyle paylaştı. Şuradayken dizlerim titredi, dedim ki geri döneyim. İttiler beni sahneye. Düğüm düğüm oldum boğazım, ağlamaklıyım. Nedense bilmiyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var hayatımda. 90 yılında ilk sahneye çıktığım yer burası. Harbiye Çamlıca. O yüzden tabii ayrı bir heyecanı var burası. Efendim çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Güzel kalplerinizden tek tek öpüyorum. Aşkın Nur Yengi şarkılarıyla Harbiye'de aşk rüzgarı estirdi. Söyle kaç oldu. Aşkın Nur Yengi konserlerinde artık bir klasik haline gelen taşlarla kaplattığı şişesini eline aldı ve şişeye üfleyerek ritim tutarak sevenlerini mest etti. Her şişeden bu ses çıkmıyor. Eminim damacana ile bedeni yapar aramızda. Yine bana kaldı. Şarkı da benim, şişe de benim. Ama ben de bir el vermek istiyorum artık birine yani. Kaç yaşında üfle üfle nereye kadar? Ne demiş ünlü düşünür? Aşkın Nur Yengi konserde seyircilerin arasına indi ve dakikalarca sevenlerinin arasında şarkılar söyleyerek dolaştı. Aşkın Nur Yengi seyircilerin arasında dolaşırken fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını da kırmadı.